Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Ya biz yeni analiz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kimse bilmezin 5. bölümünü analizleyeceğiz. Biliyorsunuz son sahne Sevda'nın gerçeklerle yüzleşmesiyle bitti. Yani babasının bir katil olduğunu öğrenerek bitti. Ve Sevda'da bir vicdan muhasebesi başlar. Aha, ne görmüş olduğunuz gibi. Peki intihar eder mi? Bu süreç içerisinde çok fazla acı kaybeder mi? Vicdan azabı çeker mi? Tabii ki çeker ve en az 10 bölümde sürebilirmiş. Yani 3-5 bölüm olsun, 7 bölüm, 8 bölüm. Devam edecektir yani. Tabii bu süreç içerisinde Ali'ye de yazık olacaktır. Yani sonuçta oğlu öldü, oğlu vuruldu. Ve bir Ali Sevda aşkı başlıyor. Sevda'nın fragmanında ben sana aşık oldum gibisinin dedikleri bir başkasına ait. Yani Tuğçe'ye demiş olabilir o kız. Burada da Uygar'ın Köksal'a doğru şaşırdığını, bağırdığını görmüyorum. Dolayısıyla Uygar da buradan Köksal'dan hesap soracaktır. Sen ne yaptın diyecektir. Ama onu bunu derken ondan da büyük hesaplar sorulacaktır efendim. Bu arada bu tür analizlerimin devam etmesini istiyorsanız videoya artı bir like, Sevda'yla Ali aşkını seven bakalım kaç kişi bakalım. Yorumlarda ve like'larınızı belirtirseniz beni mesut edersiniz. Evet, gelelim Sevda'ya. Sevda da bir vicdan azabı çekecektir. Hani benim babam bunu yapmamıştır. Benim babam bunu nasıl yapar gibisinden. Ve bu vicdan azabı da 3-5 diğer bölümleri yansıyacaktır. Ve oğlan da Ali olacaktır. Ali'ye söylemeyecektir babasının böyle bir şey yaptığını. Aslında onlar yaptığını değil de babası tarafından yaptırıldığını Ali'ye söylemeyecektir. Çünkü Ali'ye aşık, Ali'yi seviyor. Ve o süreç içerisinde Sevda kayboluyor ve Sevda'yı yakalamak için, bulmak için Uygar'a gidiyor, Uygar'dan hesap soruyor. Felakin ben Uygar'ı vuracağım yönünde değilim ve Sevda'nın Tuğrul babanın evine saklandığının yönündeyim. Ramanda öyle yansıtılmış ve ters köşe olacağından da, yani ters köşe değildir, ondan bir şüphem yok. Çünkü burada Tuğrul babayı görüyoruz, fotoğraflardan bunu çıkartabiliyoruz. Ve Ali Style'a. Tuğrul babanın evine gittiğinde ise göremeyebilir, görürse de burada mıydım gibisinden şaşırma yapacaktır yani. Gelelim yine en sevdiğimiz sahnelerden, evet, pilot ve Ecazi kızın triplerine. Pilot ne yaptıysa, ne ettiyse bu kız ona yüz vermeyecek ama elinde sonunda 3-5 bölüm sonra hafif hafif ufak tefek yumuşamalar olacaktır. Ecazi kız biliyorsunuz ki Ali'ye aşık ve ne kadar ona yumuşasa da Ali'yi sevdiği için hepsini bir kenara bırakacaktır. Fakat Ali'nin de bu süreç içerisinde Sevda'yı sevdiğini ve Sevda'nın da onun sevdiğini fark ederek Eczacı kızın Ali'den bir takım soğuntuları olacaktır. Pilota karşı yumuşamaları devam edemez. Bir önceki analizimizi de izlemediyseniz izleyin. Ali ve pilot hakkında spoiler verdim. Kardeşlerime anlattım. Analizimiz de doğru çıktı. Hala izlemediyseniz izleyin. Burada Tuğçe ile konuştuğunu anında görmüş olduğunuz gibi Eczacı kızın pilota laf sokuşları is coming. Yani artık anlayacağımız üzere pilotun da bir zaafı var, yani Süleyman'ın. Ve bu Eczacı kız sayesinde mi acaba kardeşini bulacak? Yani pilot bu mafyacılığı sırf aşığı Eczacı kız için, ona olan aşkı için bırakabilir. Onu söyleyeyim. Pilot bu kıza kendini beğendirmek isteyecektir. Bu süreç içerisinde de pilotun kalbi yumuşak. Abisi olan Ali'yi ne zaman bulur bilmiyorum ama o süreç içerisinde de ortalık fena evde karışacaktır. Yani bundan emin olabilirsiniz, zaten sahneleri görüyorsunuz. Oyuncular güzel. Allah inşallah bu diziye arka sokaklar ömrü verir. Yani bu kadar.